Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Koleji 3. sınıf öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Çocuklar, temamız 5. tema iletişim konusundayız. Şimdi beraberce bir dinleme metni dinleyeceğiz. Konuşmak isteyen çocuk diye. Sayfa 164'ü açarsanız çocuklar, orada metnin etkinlikleri var. Burası. Öncesinde sorular sormuş. En çok kimlerle iletişim kuruyorsunuz diye. Tabii ki en çok gördüğümüz kişilerle iletişim kuruyoruz. Eşimizle, dostumuzla, abimizle, annemiz, kardeşimiz, babamızla, evde kimler varsa. Konuşmadan nasıl iletişim kurabiliriz? Konuşmadan iletişim kurmak daha önceki bu ünitenin başlarında gördüğümüz konularda da vardı. Yazılı iletişim kurabiliriz. Vücut hareketlerimizle, mimiklerimizle, jestlerimizle iletişim kurabiliriz. Şimdi bir dinleme metnimiz var. Onu hep beraberce dinleyelim çocuklarım. Hemen. Konuşmak isteyen çocuk. Ali artık konuşmayı öğrenmişti. Duyduğu her sözü tekrarlıyor, yeni öğrendiği sözcükleri de kullanmak istiyordu. En çok gel gel, bak bak, koş koş sözcüklerini duymuştu. Bir sabah Ali öğrendiği sözcükleri kullanarak evdekilerle konuşmak istedi. Annesine, anne, anne, gel, gel dedi. Annesi telaşla Ali'ye bir öpücük kondurup hızla kapıdan çıkarken "İşe geç kaldım Alicim. Bana gel gel değil, git git demem gerek." dedi. Ali banyoda tıraş olan babasının yanına gitti. "Baba, baba, bak, bak." dedi. Babası Ali'ye ne cevap vermiş olabilir? "Alicim, şimdi sana bakamam ki. Hemen çıkmam gerek." dedi babası. Ali düş kırıklığıyla banyodan çıktı. Koridorda karabaş köpek miskin miskin uzanmış yatıyordu. Ali köpeğin önünde diz çöküp seslendi. Koş, koş. Karabaş üşengeç üşengeç bir gözünü açıp baktı. Rahatsız edilmekten hiç hoşlanmamıştı. Kafasını bile kaldırmadan Ali'yi yanıtladı. Haf, haf. Ali orada da umduğunu bulamamıştı. Tam o sırada kafesinde sabah şarkısına başlamış olan kuşu gördü. Kuş Ali'ye diye seslendi. Ali de hiç düşünmeden kuşu yanıtladı. Bir süreden beri Ali'yi izleyen dede, bundan sonra dedesiyle Ali arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Gülerek ona yaklaştı. Ali'yi kucağına alıp öptü, okşadı. Ah canım, demek konuşacak kimseyi bulamadın ha? Hadi gel, konuşalım. Benim de canım sıkılıyor. Dede Ali'yi dizine oturtup onunla güzel bir sohbete başladı. Gülsüm Cengiz. Konuşmak isteyen çocuk. Çocuklar şimdi sizlerden ricam 165. sayfada yani şurada bakın şurada sözlük bölümünü beraberce yapacağız ama önce oraya atlıyorum. Burada 4 tane sorumuz var. Ali annesine ne demiş? Ali babasıyla nerede konuşmuş? Karabaş Ali'nin sorusuna nasıl cevap vermiş ve Ali'yi kim dinlemiş gibi sorular var. Lütfen metni tekrar dinleyerek bu soruların yanıtlarını bulup ve hemen yazmanızı rica ediyorum. Ali artık konuşmayı öğrenmişti. Duyduğu her sözü tekrarlıyor, yeni öğrendiği sözcükleri de kullanmak istiyordu. En çok gel gel, bak bak, koş koş sözcüklerini duymuştu. Bir sabah Ali öğrendiği sözcükleri kullanarak evdekilerle konuşmak istedi. Annesine, anne, anne, gel, gel dedi. Annesi telaşla Ali'ye bir öpücük kondurup hızla kapıdan çıkarken "İşe geç kaldım Alicim. Bana gel gel değil, git git demem gerek." dedi. Ali banyoda tıraş olan babasının yanına gitti. "Baba, baba, bak, bak." dedi. Babası Ali'ye ne cevap vermiş olabilir? "Alicim, şimdi sana bakamam ki. Hemen çıkmam gerek." dedi babası. Ali düş kırıklığıyla banyodan çıktı. Koridorda karabaş köpek miskin miskin uzanmış yatıyordu. Ali köpeğin önünde diz çöküp seslendi. "Koş, koş." Karabaş üşengeç üşengeç bir gözünü açıp baktı. Rahatsız edilmekten hiç hoşlanmamıştı. Kafasını bile kaldırmadan Ali'yi yanıtladı. "Haf, haf." Ali orada da umduğunu bulamamıştı. Tam o sırada kafesinde sabah şarkısına başlamış olan kuşu gördü. Kuş Ali'ye "cik cik cik" diye seslendi.
Ali de hiç düşünmeden kuşu yanıtladı. Cik, cik. Bir süreden beri Ali'yi izleyen dede, bundan sonra dedesiyle Ali arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Gülerek ona yaklaştı. Ali'yi kucağına alıp öptü, okşadı. Ah canım, demek konuşacak kimseyi bulamadın ha? Hadi gel, konuşalım. Benim de canım sıkılıyor. Dede Ali'yi dizine oturtup onunla güzel bir sohbete başladı. Gülsüm Cengiz. Çocuklar, Gülsüm Cengiz'in yazdığı bu parçayı beraberce dinledik sesinden de. Şimdi önce siz cevapları yazabildiniz. Benle beraber yapacağınız bölümde kafes, tıraş ve... ihtiyacın olan her şeyi bir arada çiçek sepetin var. Özür dilerim. Hemen miskin ve kafes kelimelerini beraberce bulalım. Şimdi miskin demek çocuklar, miskin hemen şurada. Çünkü kitapta önce onu almış, benim bilgisayarım da bu şekilde almış. Miskin, çok uyuşuk olan kimselere denir. Miskin miskin yatıyorsun. Çok uyuşuk olan kimselere denir miskin. Genelde kedilere söylenir. Zaten herhalde kedi resmi koymuşlar. Çocuklar, tıraş, saç veya sakalı kesme işi olarak anlamlandırılmış. Saç veya sakalı kesme işi. Kafes kelimesi ise, kafes kelimesinin anlamı ise hayvanlar için aralıklı tel. Hayvanlar için aralıklı tel. Tel, metal veya ağaç. Metal veya ağaç çubuklarından yapılmış. Çubuklarından yapılmış taşınabilir bölüm. Bölüm. Ben öğretmeniniz olarak zaten biliyorsunuz çocuklar, hayvanat bahçelerine kesinlikle karşıyım. Evlerimizde de, yani mesela biz kuş beslediğimiz zamanlarda bile kuşu hiçbir zaman kafeste tutmuyorduk. Hep evin içinde. Tabii evin her camlarına dikkat etmek, kapılarına dikkat etmek şartıyla evde hep uçuruyorduk. Dolayısıyla ben kafes içerisinde kalmış, kapalı alanlarda kalmış hayvanların o şekilde yaşamalarından çok şikayetçiyim. Bunun da bir parçası olmak istemiyorum. Ne hayvanat bahçesi ziyareti yapıyorum bu sebeple, ne çocuklarımı götürüyorum, ne de evde hayvanları kafes içerisinde kapalı tutuyorum. Şimdi çocuklar, metni dinlerken sizden rica ettim bu bölümü yazmanızı. Ali annesine ne demiş? Çocuklar, burada tırnak işareti kullanmalısınız. Ali annesine, anne, gel. Demiş. Hemen tırnağı kapattık. Demiş. Şimdi çocuklar, bunu biraz yukarı alalım, okumanız kolay olsun. Ali babasıyla nerede konuşmuş? Bildiğiniz gibi, dinlediğiniz gibi Ali virgül babasıyla banyoda konuşmuş. Ali babasıyla banyoda konuşmuş. Çocuklar, hemen beraberce bakalım 3. sorumuza. Karabaş Ali'nin sorusuna nasıl cevap vermiş? Hatırlıyorsanız koridorda görmüştük Karabaş'ı da. Yine tırnak açtık. Köpek bile söylese bunu. How demiş ya çocuklar. How cevabını vermiş. Onu en çok biliyorsunuz kim dinlemiş? Ali'yi kim dinlemiş? Ali'yi. Oo, çocuklar siyah yazdı, bir de kocaman yazdı. Hemen bunu düzeltelim. Hem de sizler de görün bakalım nasıl düzeltiliyormuş. Hemen buradan da puntomuzu düzeltelim. Ali'yi, ama kırmızı yapmamız lazım. Ali'yi. Ops. Şaşırdık. Ali'yi dedesi dinlemiş. Hadi bakalım güzel çocuklar.
sayfamızı çevirelim. Zaten siz bunları yazmıştınız metni dinlerken. Sayfayı çevirelim. Muhtemelen yine bize şey çıkacak. Konu ve ana fikir. Hadi bakalım dinlediğimiz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Çocuklar dinlediğimiz metnin konusu konuşmayı yeni öğrenen bir çocuğun, değil mi? Konuşmayı yeni öğrenen bir çocuğun etrafındakilerle konuşma çabası, değil mi? Etrafındakilerle konuşma çabası. Ama bu metnin ana fikri konuşmayı yeni öğrenen çocuklarla, onlarla ilgilenmemiz gerekir çocuklar. İşte biraz sonra sana bakarım, şöyle yaparım, böyle yaparım dememek lazım. Bak dede ne kadar güzel iletişim kurdu. Konuşmayı yeni öğrenen çocuklarla ilgilenmeli ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmalıyız. Neymiş çocuklar? Konuşmayı yeni öğrenen çocuklarla ilgilenmeli ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olunmalı. Değil mi? Yardımcı olunmalı. Belki sizlerin de sizden küçük kardeşleri, kuzenleri vardır. O konuda büyükler bazen sabırsız oluyorlar. Siz onlara yardımcı olabilirsiniz. Dinlediğiniz metne iki başlık yazınız diyor. Çocuklar metne şöyle bir başlık düşündüm ben. Mesela siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ali konuşuyor. Veya cik cik de diyebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz cik cik. Çok tatlı değil mi? Şimdi çocuklar beşinci etkinlik şöyle söylüyor. Dinlediğiniz metni ana hatlarıyla anlatınız. Bunu evde birini hemen yakalayıp ona anlatabilirsiniz. Ancak altıncı etkinlikte işte ana hatları, özür dilerim, beşinci etkinlikte ana hatlarıyla anlat dediği zaman konuşmaya yeni başlayan Ali öğrendiği kelimelerle ailesi ve diğer canlılarla iletişim kurmaya çalışıyor. Fakat kimse Ali ile ilgilenmiyor. En sonunda dedesi Ali ile konuşuyor ve karşılıklı muhabbet ediyorlar. Bu şekilde anlatabilirsiniz karşınızdakine. Altıncı etkinlikte dinlediğiniz hikayeyi canlandırmak için bir grup oluşturunuz ki çok zevkli olur. Metindeki kahramanları ve özelliklerini belirleyerek rolleri canlandırınız. Bir kişi Ali olur, bir kişi annesi olur, bir kişi babası olur, bir kişi dedesi olur ve burası çok zevkli çocuklar. Bir kişi de evdeki köpek olabilir ve kuş olabilir, kafesteki kuş olabilir. Yedinci etkinlikte insanlarla iletişim kurmak neden önemlidir? Arkadaşlarınızla anlatınız diyor. Şimdi arkadaşlarımızla bir arada olmadığımız için. Ya çocuklar neden iletişim kurmak önemlidir biliyor musunuz? Çünkü kendimizi ifade edebilmek için. Siz susarsanız kimse karşınızdakiler sizin ne yapmak istediğinizi, ne demek istediğinizi, ne hissettiğinizi ya ne düşündüğünüzü anlayamazlar. Sekizinci etkinlikte kendinizi büyüklerinize ifade edebilmek için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız denilmiş. Çocuklar burada sizlerin yazmasını istenilen bir bölüm. Yaz bu bölümü yazarken noktalama işaretlerini kullanmadan yazınız. Şimdi kullanmadan yazınız diyor. Bak şimdi ben sizin için buraya şöyle bir bölüm yazmak istedim. Kendimizi büyüklerimize, ya şöyle düşünüyorum ben. Kendimizi büyüklerimize hiçbir noktalama işareti kullanmayacağım. İfade edebilmek için konuşuruz. Hiç kullanmayacağım. Biraz zor olacak belki ama konuşmadığımız durumlarda beden dilimizi kullanarak, özür dilerim, konuşlarda beden dilimizi kullanarak kendimizi ifade edebiliriz. Kendimizi ifade edebiliriz. Yine bir şey kullanmıyorum çocuklar. Birazcık zor olacak ama bu da mümkün değilse. Bu da mümkün değilse. Yazı ile
ile, aslında benim burada demek istediğim mektup, not, telefon, mesaj, not, mektup, not, telefon, mesaj. Çok garip oldu bu vesaire, yani bunun gibi ve bunun gibi örnekler vesaire. Kendimizi ifade ederiz. Kendimizi ifade ederiz. Çocuklar, oldukça zor oldu benim için, söyleyeyim size. Yani noktalama işaretleri kullanmadan yazmak. Şimdi sizlere şöyle bir başlamak istiyorum. Bakın, çünkü bunu bu şekilde bırakamam. Kendimizi büyüklerimize ifade edebilmek için onlarla konuşuruz. İşte çocuklar, benim şuraya bir nokta koymam ve ondan sonra bunu da büyük harfle başlamam gerek. Konuşmadığımız durumlarda beden dilimizi kullanarak kendimizi ifade edebiliriz. İşte benim buraya da bir nokta koymam ve bundan sonraki kelimenin de baş harfini büyük yazmam lazım. Bu da mümkün değilse yazı ile, yani burada örnek vereceğim. Benim burada bir tırnak, parantez açmam lazım. Mektup, virgül, not, virgül, telefon, virgül, mesaj vesaire ve bunun gibi dedikten sonra parantezi kapatıp kendimizi ifade ederiz dedikten sonra noktamı koymam gerekiyor çocuklar. Ancak bu şartlarda güzel bir yazı yazabilirim. Bu bölümde noktalama işareti kullanarak yazdıklarınızı düzenleyiniz demiş. Ben onun aynısını buraya zaten düzelterek yazdım. Dayanamadım çünkü çocukla, hiç hoşuma gitmedi yani noktalama işaretleri kullanmadan. Sanki trafikte trafik ışıkları ve trafik polisi olmadan gaza basmış gidiyormuş gibi hissettim kendimi. Ve geldik son bölüme. Yine sizlerden bir araştırma durumu isteyeceğim. Ha, bunları kitap istiyor ki aşağıya okunaklı ve güzel bir şekilde yazınız. Ancak sizden bu atasözlerini araştırmanızı istiyorum. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ev alma komşu al. Çok bilen çok yanılır. Ağaç yaşken eğilir. Ateş düştüğü yeri yakar. Mum dibine ışık vermez. Bu 6 tane atasözünü lütfen araştırın çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Öpüyorum hepinizi ayrı ayrı.